Son yıllarda Türkiye'de artan yoksulluk, kötü ekonomi yönetiminin bedeli. Merhaba değerli izleyiciler, bu videoda son yıllarda Türkiye'de artan yoksulluğun derinlerine ineceğiz. Ekonomik göstergeler ve kişisel hikayeler ışığında bu sorunun arkasındaki temel nedenleri inceleyeceğiz. Hükümetin ekonomi politikaları çeşitli eleştirilere konu oldu. Bu video, Türkiye'de son yıllarda milli ekonominin kötü yönetilmesi nedeniyle halkın yoksullaşmasına dair bir analizdir. Ekonomik göstergeler, bir facia tablosu. Tüketici Hakları Derneği'nin 2023 yılı verilerine göre nüfusun %98'i yani 83 milyon 750 bin kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun %60'ı yani 51 milyon 600 bin kişi ise açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu, milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı anlamına geliyor. 2024 yılının ilk 6 ayında ekonominin daha da kötüleştiğini hatırlamak gerekir. Türkiye ekonomisi son yıllarda adeta bir kaos yaşıyor. Enflasyon rekor seviyelere ulaşmış, döviz kuru dalgalanıyor. İşsizlik artıyor ve milyonlarca insan yoksulluğun pençesinde. Bu durumun temel nedenleri arasında son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar yer almaktadır. Yükselen enflasyon, 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranı %75'i aşarak son 27 senenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ecevit hükümetinin bıraktığı enflasyonu da geçti. Bu durum, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlara neden oluyor. Bir ekmek 10 liraya, 1 kilo domates 50 liraya satılıyor. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor. Ekonomik çalkantı vatandaşların hayatlarını derinden etkiledi. Temel mal ve hizmetlerin fiyatları hızla yükselirken, reel ücretler ve harcanabilir gelirler hızla düştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türk hanelerinin ortalama aylık harcanabilir geliri 2013'te 6 bin lira civarındayken, reel olarak %30'un üzerinde bir düşüşle 2023'te 4 bin liranın biraz üzerine geriledi. Bu ekonomik sıkıntı özellikle emekliler ve sabit gelirli olanlar için çok şiddetli oldu. Tüm yaşamları boyunca çalışmış olmalarına rağmen, pek çok emekli artık kendilerini geçim sıkıntısı çekerken buluyor. Emekli maaşları, aşırı enflasyon nedeniyle değersiz hale gelmiş durumda. Yoksulluk oranı son yıllarda hızla artıyor ve bu durum her geçen gün daha da derinleşiyor. Yoksulluk en çok çocukları ve yaşlıları vuruyor. Bu durum, gelecek nesiller için büyük bir tehdit oluşturuyor. Döviz kuru dalgalanmaları, Türk lirası son yıllarda dolar ve euro karşısında önemli ölçüde değer kaybetti. Bu durum, ithal ürünlerin fiyatlarını yükseltiyor ve enflasyonu daha da tetikliyor. Dolar 32 lira, euro 33 lira civarında. Vatandaşlar yurt dışına çıkmayı hayal bile edemez oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92. hesap dönemi bilançosunda 818,2 milyar Türk lirası zarar açıklamıştır. Bir önceki yıl zarar 72,0 milyar Türk lirasıydı. Hızla büyüyen zarar, esas olarak kur korumalı mevduat kalemlerine ödenen kur farklarından ileri gelmektedir. Bununla birlikte artan faiz oranlarının faiz giderleri ve menkul kıymet değer azalışları yoluyla kârı azalttığı görülmüştür. Döviz kurlarını kontrol altına almak için çeşitli önlemler alındı. Ancak bu durum döviz rezervlerinin azalmasına ve TL'nin değer kaybetmesine yol açtı. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar halkı ekonomik olarak zor durumda bıraktı. Yüksek işsizlik. İşsizlik oranı son yıllarda artıyor. TÜİK'e göre dar tanımlı işsizlik oranı %9. Ancak gerçek işsizlik oranı %22,7. Milyonlarca insan işsiz kalıyor, gençler gelecekten umutsuzluğa kapılıyor. Ekonomik krizin bedelini en çok gençler ve işsizler ödüyor. Yanlış faiz politikası. AK Parti, faiz oranlarını düşürmeye yönelik politikalar uyguladı. Bu nedenle yatırımların ve üretimin düştüğü iddiaları var. Din ve siyasetin iç içe geçmesi, çeşitli tartışmalara neden oldu. Bu durumun ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, yerli ve yabancı yatırımcıların bu durumdan etkilendiği ifade edilmektedir. Vergi politikasında adaletsizlik. AK Parti'nin uyguladığı vergi politikalarının zenginleri koruyup, yoksulları olumsuz etkilediği öne sürülmektedir. Bu politikaların gelir eşitsizliğini artırarak
yoksulluğu derinleştirdiği yönünde çeşitli eleştiriler mevcuttur. Harcama frenine takılmama, AK Parti'nin bütçe disiplini gözetmeden aşırı harcamalar yaptığı, borçlanmayı artırarak ekonomik istikrarsızlığa yol açtığı belirtilmektedir. Bütçe yönetimi ile halkın yaşam koşulları arasında büyük farklılıklar olduğu eleştirileri var. Türkiye'de emeklilerin durumu son yıllarda kötüleşmiştir. Emeklilerin zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğü gözlemlenmektedir. Emeklilerin AK Parti iktidarını destekleyen kesimlerden olduğu ifade edilmektedir. Dış göç ve yurt dışına yapılan yardımlar. Türkiye son yıllarda yoğun dış göç almıştır. Bu göç, Türk ekonomisi ve sosyal yapısını olumsuz yönde etkilemiştir. AK Parti, çeşitli yardım politikaları çerçevesinde milyonlarca Suriyeli'yi kabul etmiş ve onlara çeşitli bütçeler ayırmıştır. Bu durumun, Türk vatandaşlarının refahını olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Ayrıca, bazı dış yardım politikaları hakkında kamuoyunda çeşitli eleştiriler ve tartışmalar bulunmaktadır. Ekonomik patlama ve ardından gelen çöküş. 2000'li yılların başında Türkiye ekonomisi, dikkatli ekonomi politikaları ve küresel koşulların etkisiyle büyüme göstermiştir. Bu dönemde Ecevit'in getirdiği Kemal Derviş politikalarının etkisi büyük olmuştur. 2002-2008 yılları arasında Türkiye ekonomisi yıllık ortalama %5.9 oranında büyüme kaydetmiştir. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin ekonomik istikrara zarar verecek politika uygulamaları nedeniyle bu olumlu eğilim zamanla tersine dönmüştür. Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi kurtulabilir mi? Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi maalesef umut vaat etmiyor. Türkiye'de yoksulluğun artmasına neden olanlar umut olamazlar. Şimşek yönetimindeki ekonomik sistem, halkın yoksulluğunu artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin daha zor günlerle karşı karşıya kalabileceği yönünde endişeler bulunmaktadır. Ayrıca, muhalefet partilerinin AK Parti ile işbirliği yaptığına dair iddialar, umutsuzluğu artırmaktadır. Türkiye son yıllarda çeşitli zorluklarla karşılaştı. Yaygın kanıya göre muhalefet partilerinin AK Parti'ye yakın tutumu, yoksulluğun artmasına katkıda bulundu. Bu nedenle halkın, muhalefet partilerini daha dikkatli takip etmesi gerektiği düşünülmektedir. Muhalefetin AK Parti'ye yakın olduğu izlenimleri. AK Parti'nin yanlış ekonomi politikalarının toplumsal ve demokratik etkileri geniş çapta tartışılmaktadır. Muhalefet partilerinin bu duruma duyarsız kaldığı, hatta bazı konularda AK Parti ile işbirliği yaptığına dair iddialar bulunmaktadır. Bu durum, birçok vatandaşın hayal kırıklığı yaşamasına neden olmuştur. Muhalefet partilerinin, AK Parti'nin kötü yönetimine karşı inandırıcı bir şekilde meydan okuma konusunda isteksizliği veya beceriksizliği, Türk halkında umutsuzluk duygusunu pekiştirmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye hediye ettiği seçimler. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, 13 seçimde AK Parti'ye yenildi. Bu durumun yoksulluğun derinleşmesine katkıda bulunduğu ifade edilmektedir. Kılıçdaroğlu'nun pasif ve beceriksiz muhalefeti, halkın umutlarını azalttı. Özgür Özel'in AK Parti ile işbirliği görüntüsü. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in AK Partililerle samimi görüntüleri, çeşitli soru işaretlerini gündeme getirdi. Bu durum, CHP'nin AK Parti'ye karşı muhalefetinin samimi olmadığını düşündürmektedir. Özel'in tavrı, halk arasında tepkiyle karşılandı. Meral Akşener'in AK Parti ile işbirliği iddiaları. İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in politikaları ve söylemleri çeşitli eleştirilere neden olmuştur. İktidar ile işbirliği iddiaları kamuoyu gündemindedir. Bazı açıklamaları ve davranışları bu şüpheleri artırmıştır. Bu durum, İYİ Parti'nin halkın yanında olmadığı yönündeki algıyı güçlendirmiştir. Akşener'in bu tavrı, İYİ Parti'nin oy kaybetmesine yol açmıştır. Musavat Dervişoğlu'nun tutumu merakla beklenmektedir. Halkın gücü ve çözüm önerileri. İnsani ve yeterli asgari ücret. Asgari ücretin yükseltilmesi gerekmektedir. Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Vergilendirmede adalet. Vergilendirmede adalet sağlanmalıdır. Zenginleri vergilendirmek ve yoksulları korumak için adil bir vergi sistemi oluşturulmalıdır. Eğitim ve sağlığa yatırım. Eğitim ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim sağlanmalıdır. Etkili sosyal yardım programları. Yoksullara ve dezavantajlı gruplara yönelik etkili sosyal yardım programları geliştirilmelidir. Bu programlar,
seçimlerde oy toplama amacıyla değil, gerçekten halkın sorunlarına çözüm getirme amacıyla oluşturulmalıdır. KOBİ'ler yani küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri, KOBİ'leri desteklemek için teşvikler sağlanmalıdır. Tarımsal kalkınmaya yatırım. Tarımsal kalkınmaya yatırım yapılarak üretimin artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek için halkın daha bilinçli, faal ve yasal olarak örgütlü olmayı öğrenmesi gerekmektedir. Halk gelişmiş bir ülkede yaşamak için gelişmiş niteliklere sahip olmalıdır. Bu nitelikleri kısaca şöyle sıralayabiliriz. Bilinçli ve kültürlü olmak. Ancak bilinçli ve kültürlü bir halk, siyasi partileri denetleyebilir. Kitap okumak, gazete okumak ve bilgi edinmek bu konuda önemlidir. Güçlü bir muhalefet oluşturmak. AKP'ye alternatif olabilecek güçlü bir muhalefetin halk tarafından oluşturulması ve denetlenmesi gerekmektedir. Bu muhalefet, halkın taleplerini savunan ve yoksullukla mücadele için somut çözümler sunan bir yapıda olmalıdır. Ekonomik kalkınma modellerini incelemek. Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinin sosyal demokrat partileri tarafından uygulanan ekonomik kalkınma modelleri incelenebilir. Bu modeller, Türkiye'de yoksulluğun azaltılması için ilham kaynağı olabilir. Halkın, ekonomik krizi aşmak için Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinden alması gereken dersler bulunmaktadır. Bu ülkeler, siyasi partilerin denetlenmesinde ve hesap sorulmasında eğitimli ve bilinçli bir halkın önemini ortaya koymuştur. Türk toplumu, sosyal demokrasi ilkelerini benimseyerek vatandaşlarına şeffaflık, sorumlu yönetim ve halkın refahını ön planda tutan politikalar talep etme gücünü kendinde bulabilir. Bu durum, sivil katılım kültürünün geliştirilmesini, eleştirel düşüncenin teşvik edilmesini, kaliteli eğitime ve bağımsız medyaya erişimin sağlanmasını içerir. Türkiye, ekonomik toparlanma ve refaha ulaşmak için bağımsız ve adil politikalar benimsemelidir. Dış politika ve ekonomik bağımsızlık konularında ilerleme sağlanması gerekmektedir. Böylece, Türkiye'nin kendi ekonomisini geliştirmesi ve yoksulluğu azaltması mümkün olacaktır. Halkın, AK Parti ile işbirliği yaptığı izlenimi uyandıran, bu yönde iddialara neden olan muhalefetten kurtulması gerekiyor. Gerçek bir muhalefet, halkın yanında duran ve yoksullukla mücadele eden bir muhalefet olmalıdır. Sonuç: Türk halkının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklar, AK Parti hükümetinin yanlış yönetiminin ve hatalı politikalarının doğrudan sonucudur. Ancak muhalefet partilerinin iktidara yakın tutumları ve politikaları farklı görüşler doğurdu. Zihinleri karıştırdı. Vatandaşlar kendilerini kapana kısılmış, yalnız ve umutsuz hissetmeye başladılar. Bu döngüden kurtulmak için insanların bilgilendirilmesi, katılımda bulunması ve gerçek bir değişim talep etmesi gerekmektedir. Türkiye'de, Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinin başarılı modellerinden ders alınarak, siyasi partileri sorumlu tutabilen ve herkesin refahını ön planda tutan politikaların izlenebileceği, daha bilinçli ve güçlü bir vatandaş kitlesi yetiştirilmelidir. Türkiye ancak böyle bir dönüşümle ekonomik refahına kavuşabilir ve halkına daha parlak bir gelecek sağlayabilir. Yoksulluk kaderimiz değildir. Halkın bilinçlenerek, yasalara uygun örgütlü mücadelesiyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Hep birlikte çalışarak daha adil ve refah içinde bir Türkiye inşa edebiliriz. Unutmamak gerekir ki, yoksullukla mücadele siyasi bir sorundur. Aynı zamanda ahlaki ve insani bir sorundur. Yoksullukla mücadele etmek için hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Ancak birlikte hareket ederek bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Bu nedenle makroekonomi konuları kadar takipçilerimizin gelirlerini artırmaya yönelik bilgilere de kanalımızda yer vereceğiz. Kanalımızda ilerleyen süreçlerde finans piyasaları başta olmak üzere ekonomik fayda sağlayacak bilgiler bulacaksınız. Belki yoksulluğa karşı mücadelede bir nebze katkımız olacaktır. Kanalın halkın ekonomisi olmasından kastımız, insani gelişme odaklı sosyal refah ekonomisidir. Bu bağlam sosyal demokrasi kavramları ile yakından ilgilidir. Bireysel bilinçlenmeye yönelik olarak ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji, sağlık, sanat konularına hem ulusal hem de uluslararası düzlemlerden yer vereceğiz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın.
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.